Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Karahisar Gençlik Merkezi'nden Emre Sarı. Bugün küçük tarihçimiz Hasan'la birlikte tarihten soru cevap yapacağız. Daha önce ilk videomuzu çekmiştik. Bu ikinci videomuz. Bakalım Hasan kaç doğru kaç yanlış yapacak. Merhabalar Hasan. Merhaba. Hazır mısın? Hazırım, yola gelsin. Yolla gelsin. Hadi yolluyorum, başlıyoruz. İlk soru geliyor Hasan. İlk yazıyı kullanan medeniyet hangisidir? Sümerler. Sümerler. Aferin. İkinci soru. Parayı icat eden medeniyet hangisidir? Lidyalılar. Lidyalılar, aferin. Üçüncü soru. Türklere ait ilk yazılı kaynak hangisidir? Orhun Peki nerede olduğunu biliyor musun yazıları. Orhun? Moğolistan'da. Moğolistan'da, aferin. Dördüncü soru. İslamiyet'i kabul eden ilk Türk boyu hangisidir? Karluklar. Karluklar, evet. Beşinci soru. Türk adını kullanan ilk Türk devleti hangisidir? Göktürkler. Göktürkler, evet. Altıncı soru. İstanbul'u kuşatan ilk Türk devleti hangisidir? Avarlar. Alamadı, nasıl alamadığını söyleyeyim, donanmaları yok. Donanmaları olmadığı için alamadılar. Cevap Avarlar. Aferin. Yedinci soru. İlk Musevi Türk devleti hangisidir? Hazarlar. Hazarlar. Aferin. Sekiz. TBMM'yi tanıyan ilk devlet hangisidir? Ermeniler. Ermeni. Ermenistan yani. Aferin Hasan Hüseyin. Hasan Hüseyin, dokuzuncu soruya geçtik. Dokuzuncu soruda dört halifeyi bana sayar mısın? Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali. Aferin Hasan Hüseyin. Son soruya geldik. Anadolu'nun kapısını Türklere açan savaş hangisidir ve kaç yılında yapılmıştır? Yine Alparslan tarafından açılıyor. Yıl 1071. Peki, savaşın ismi ne? Malazgirt Savaşı. Malazgirt Savaşı. Hasan Hüseyin, hangi devletler arasında oluyor bu Malazgirt Savaşı? Selçuklularla Bizans'a ya da Doğu Roma. Doğu Roma, Selçuklu, evet. Büyük Selçuklu, değil mi? Evet. Peki hangi hükümdarlar arasında oluyor? Alparslan'la Diyojen arasında. Diyojen olsun diyor. Aferin Hasan Hüseyin. Bütün sorduğum soruları bildin. Tebrik ederim.